Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Türkiye geneline reklam verdiğinizde şehirlere göre nasıl reklamlarınızı optimize edebilirsiniz onu size gerçek bir hesap üzerinden anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu optimizasyonu kullanabilmek için yani şehirlere göre teklif oranı arttırma veya azaltmayı kullanabilmek için teklif stratejisi olarak reklamaları arttırmaya yönelik strateji veya manuel TBM'yi kullanmanız gereklidir. Bu anlatacağım optimizasyon, hedef gösterim payı veya dönüşümleri arttırmaya yönelik stratejide işlemeyecektir. O yüzden tıklamaya yönelik stratejiler kullandığınızda bu optimizasyonu yapabileceğinizi bilmelisiniz. Şimdi reklamların kampanyanın altındaki yer kısmına geldikten sonra illere bastığınızda size Türkiye'deki şehirleri listeleyecektir. Bakın gördüğünüz gibi bazı teklif ayarlamaları yapılmış bu hesapta. Teklif arttırmaları veya eksilmelerini görebilirsiniz. Bu neye göre yapılmış? Öncelikle tabii ki uzun bir dönem içerisinde reklamların dönüşümlerine bakılmış. Dönüşüm sayısı ve maliyet bölü dönüşüme bakılarak bazı kararlar verilmiş. Örnek olarak maliyet bölü dönüşümü düşük olan şehirlerde teklif arttırımı yapılmış. Yani verdiğimiz teklif 1 liraysa bu iki örnekte Balıkesir ve Adana'da %20 teklifleri arttırmaya yönelik bir strateji oluşturulmuş. Dönüşüm sayısı az olan ya da maliyet başı dönüşümleri yüksek olan şehirlerde veya satışa dönüşmemiş şehirlerde ise eksiltme yapılmış. Bu %40 veya %50'ler işte tabii ki dönüşüm sayısı ve maliyet bölü dönüşümün durumuna göre belirlenmiş. Gördüğünüz gibi bazı yerlerde %90'a kadar düşürme yapılmış. Çünkü büyük olasılıkla hiç dönüşüm getirmediği için harcama yapılması istenmemiş ya da çok cüzi bir şey harcansın diye teklifleri %90 oranında düşürülmüş. Bazı şehirlerde ise elleme yapılmamış. Hani daha optimizasyonu sürüyor, izlenebilir bu şehirler. Örnek olarak mesela İstanbul'da da maliyetlerimiz kabul edilebilir seviyede. Şu şehirlerin de tekliflerini arttırabiliriz. Mesela Gaziantep, Hatay, Mersin ve İstanbul'un tekliflerini %30 arttıralım. Çünkü biz o şehirlerden gelen dönüşümlerden memnunuz. Bunu da burada yapmış olalım. Tabii burada bunu yaparken reklamları en az bir 2 ay düzenli olarak çalıştırmayı unutmayın. Ve en önemlisi doğru dönüşümleri kurduğunuzdan emin olun. Yani yanlış sinyal almayın. Örnek olarak bu bir kurumsal danışmanlık sitesi. WhatsApp tıklamalarına, işte canlı destek tıklamalarına ve telefon, e-mail, fon gibi değerlere dönüşüm kurulmuş durumda. Yanlış dönüşümler kurarsanız burada da sinyalleri yanlış alırsınız. O yüzden dönüşümlerin doğru kurulması bu optimizasyonu yapmak için oldukça önemli. Ek olarak şöyle de bir filtreleme yapabilirsiniz. Örnek olarak burada bir filtre belirleyelim. Daha evvel kullanmışım ama mesela tıklamalar birden büyük, dönüşümler ise birden az. Yani tıklama getirmiş ancak dönüşüm getirmemiş yerleri bu şekilde filtrelerden listeleyebilirsiniz. Daha önce bunu yapmışız ve bize tıklama getirip hiç dönüşüm getirmeyen iki ilin teklifini mesela %90 düşürmüşüz. Şimdi bunun hazır halde gelmediğini nasıl yaparız? Filtre ekler deriz, tıklamalara basarım. Tıklamalar büyüktür. Sıfır işaretlersem tıklama alan şehirleri bana listeler. Bir filtre daha ekleyip dönüşümleri seçersem de buradan da dönüşüm değeri küçüktür 1 dersem hiç dönüşüm getirmemiş yerleri bana listeler. Gördüğünüz gibi şu anda tıklamaları sıfırdan büyük olan yani tıklama almış şehirler ancak hiç dönüşüm getirmemiş şehirleri bana listeledi. Bu filtrelemeyle daha kolay bir listeleme yapıp işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Tabi burada bu teklif ayarlamaları neden önemli? Çünkü düşünün ki günlük bütçenizin çoğunu dönüşüm getiren şehirlere ayırmış olursunuz. Dönüşüm getirmeyen şehirlere daha az bir bütçe ayırmış olursunuz. Tabii ki reklamlardan şehirleri hariç tutmak da bir fikir dönüşüm getirmeyen yerler için ama bu şekilde her ili de denemeye devam edebilirsiniz. Dolayısıyla yüksek bütçeniz size dönüşümler getiren şehirlere ayrılacağı için ve daha az bütçe ise dönüşümleri az olan yerlere ayrılacağı için otomatik olarak reklamlarınızı iyi yönde optimize etmiş olursunuz ve dönüşümlerinizi arttırabilirsiniz.
Bu bir gerçek hesaptı ve biz gerçekten bu hesapta 6-7 aydır bu çalışmayı yapıyoruz ve çok güzel sonuçlar aldığımı da belirtebilirim. O yüzden tıklamaları arttıran ya da manuel TBM kullandığınızda bu şehir teklif ayarlaması optimizasyonunu dönüşümlere göre kullanmanızı öneririm. Bugünü bu kadar arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum.